Şu anda babamın evi yıkıldı. Kızılay'dan herhangi bir yardım, bir çadır vesaire gelmedi. Bir saat önce olsa belki de çok büyük ölü sayımız olacaktı. Şu anda tek tesellimiz ölü sayısının olmaması, yani ölü insanın veyahut da hayvanın olmaması. Geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağış sonrası Uzunköprü ve köylerinde meydana gelen sel felaketinden en çok mağdur olan yerlerden biri olan Aslıhan Köyü yaralarını sarmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketi sonrası büyük mağduriyet içinde olduklarını belirten köylüler gerekli yardımları alamadıklarını söylediler. Burada bir doğal afet yaşandı. Su baskını. Selde evi hasar gören Hasan Ergen, burada doğal afet yaşandı. Aynı zamanda babamın evi yıkıldı. Bize Kızılay'dan ne çadır ne de normal bir yardım gelmedi dedi. Aynı zamanda babamın evi yıkıldı. Kızılay'dan herhangi bir yardım, bir çadır vesaire gelmedi. Bakanlar, Sağlık Bakanı, vali ve kaymakam. Kaymakam da iki defa geldi. Şu anda hiçbir yardım yok. Sel sonrası birçok devlet yetkilisinin gelip incelemelerde bulunup sözler verdiğini belirten sel mağduru köylüler, verilen sözlerin tutulmadığını söylediler. Sorunlarının bir an önce çözülmesini talep ettiler. İçerisindeki vatandaş uyurken komşuların bağırışıyla son anda camdan dışarı çıkmasıyla birlikte binanın komple çökmesi. Oda olarak değil, binanın tamamı gördüğünüz vaziyette tamamen yerle bir olduğu durumda. Şu anda hiçbir işlem yapılmadı. Tek ilk gün mesela içme suyu getirdiler kaymakamlık tarafından. Artı bazı kurumlardan içme suları geldi. Onun dışında herhangi bir enkaz kaldırmayla ilgili veyahut da işte bir iki kepçe geldi herhalde, daha şey olan yolları açıldı. Diğer şeylerde herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi enkazlar durur, bayram gelir. Ne olacak bilemem yani bu. Bir saat önce olsa belki de çok büyük ölü sayımız olacaktı. Şu anda tek tesellimiz ölü sayısının olmaması, yani ölü insanın veyahut da hayvanın olmaması. Vallahi devletin acil olarak burada bir şeyler yapması, yani bu enkazları, en azından enkazları kaldırması. Burada yıkıntıların kalkması bir an önce. Sel baskınından böyle oldu işte, afet. Ne yapacağız, bir şeyimiz var mı? Şimdi neler yapıyorsunuz? Vallahi kurutma uğraşır işte, mücadele. Mecbur mu, ne yapacaksın? Olduk, olacak, yapacak bir şey yok. Yani vaziyeti siz de kendiniz görürsünüz. Ben ne diyeyim şimdi yani? Mahvolmuşum. Zaten zor geçiniyorum. Çekyatlar aldım, ödeyemedim daha. Hiç üstümüze giymeye bir şey kalmadı gibi bayram geçiriyor. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Yani bir giydiğimiz elbiselerle kalktık. Baksana o evi patlattı buradan. Hiçbir şeyimiz. Ne beyaz eşyamız. İşte yatma yerimiz yok. Vesaire. Size nasıl söyleyeyim? Yattığımız yer burası. Çoluk çocuklar hepsi perişan. Devletten hiçbir yardım olmadığını söyleyeyim size. Devlet bize hiçbir yardımı yok. İlk gün geldiler, evinize girmeyin dediler. Biz de o günden beri, bugün 7. gün herhalde, evimize girmiyoruz. Gündüz dışarıda, gece burada yatakta yatıyoruz. Gece dışarıda yatıyoruz. Zaten eşyalarımız malum. Gelen bayram, bayram öncesi. Bizim bayramımız da bu, düğünümüzdü. Devletten bir şeyler bekledik. Onlar da olmadı. Eviniz yapılacak, tadilat yapılacak vesaire. Hiçbir şey almadık. O zamanı geldiğinde o isteyecekler. O istemeye geldiğinde diyeceğiz ki mağdur olmayan yerlere git. Şu çatlaklara bak. Önceki gün olmayan çatlaklar bugün piyasaya çıkıyor. Köy muhtarı Aliman Beyaz, köylümün bir an önce mağduriyetinin giderilmesini bekliyorum. Çünkü bütün sorunlar bende toplanıyor. Edirne'de, Uzunköprü'de belirli yerlerde iftarlar veriliyor. Aslında iftar verileceğine, buradaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için iftar verenlerden buraya yardımcı olmalarını istiyorum dedi. Bu mağduriyet asfalt eder biraz, yani çok acil ihtiyaçları giderilmek üzere giderildi. Fakat yani evi yıkılan vatandaşların bazılarının birkaç gece ve yaklaşık çarşamba günden beri, bir hafta oldu bugün, konu komşuda, akrabalarında yatmakta olduğu. Fakat her seferinde bana gelip yetkililerden herhangi bir bilgi yok mu? Biz ne yapacağız? Bak bayram geliyor, misafir gelecek. Bizim yatacak yerimiz yok. Gelecek misafir ne yapacak? Çoluk çocuğu ne yapacak diyerekten hep söyledikleri. Ben haber bekliyorum. Yetkililer ne yapılacakları konusunda bilgi verdiklerinde sizlerle paylaşacağımı söylüyorum. Köyümüzde bir kepçe, bir greyder vardı. En azından ulaşımı sağlamak için karayollarından Edirne'den asfalt kılığı çekiliyordu. Fakat dün itibariyle programlı işleri olduğunu söyleyerek kepçeyle greyder gitti. Süt Üreticiler Birliği'ne, Avusta Belediyesi'ne, tabii kaymakamlığımız, içme sularımızla ilgili
problem yaşandığından dolayı sosyal yardımlaşmadan içme suyu gönderdiler. Yıkılmış vaziyetteki evlerin akıbeti ne olacak? Ev mi yapılacak? Para yardımı mı yapılacak? Su giren evlerde çekim yaptınız, gördünüz, millet eşyalarını yakıyor artık. Edirne'de, Uzunköprü'de belirli yerlerde Ramazan'dan dolayı hep iftarlar verildiğini görüyorum. Aslında bu iftar verileceğini, buradaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için o iftar veren kişileri burayı yönlendirmelerini bekliyorum. Gerçi Ramazan ayımız da bitmek üzere, fakat yani ne kadar yardım edilirse bence daha sevaba girer bu iftarı veren kişiler.